bölümünde yeniden karşınızdayız ve sizleri daha fazla bekletmeden hemen Cumhuriyet Mahallesi'nde 44 hektar alanda başlayacak. Alanya Posta TV'nin geçtiğimiz günlerde gündeme... Sen beni nereden tanıyorsun? Tabii ki Alanya Posta TV'den. Alanya Posta TV ekranlarından iyi akşamlar değerli izleyenler. Güne yansıyan gelişmeleri aktarmak üzere karşınızdayız. Sevgili seyirciler, bültenimize okul haberleriyle başlayacağız. Yarın çünkü 2019-2020 eğitim öğretim dönemi başlıyor. Alanya'da tam 72.500 öğrenci eğitimci kadrosuyla birlikte 80.000 kişi için maraton sabah 8.30'da başlayacak. Eğitim öğretim döneminin başlamasıyla birlikte 700 servis aracının yanı sıra öğrencisini okula bırakacak özel araçlar da trafiğe çıkacak. Yeni eğitim öğretim yılı yarın başlıyor. Alanya'da örgün ve yaygın eğitime devam eden 72.500 öğrenci için ders zili çalacak. Yeni eğitim öğretim yılı saat 9'da Atatürk Anıtı'na çelenk sunumuyla başlayacak. Eğitim yılı başlangıç töreni Hayati Hanım İlköğretim Okulu'nda yapılacak. Kaç tane okuyacaksın? Çok güzel. Sen rektöre gideceksin. Alanya İlçe Milli Eğitim Müdürü Hüseyin Er, yeni eğitim yılına girerken ilçede büyük bir eksiğin bulunmadığını söyledi. Er, her türlü tedbirler alındı, okullar temizlendi, okul çevrelerinde gerekli önlemler ilgili kurumlarla temasa geçilerek sağlandı. Eğitim öğretim sezonunun sorunsuz başlayıp bitmesi için tüm hazırlıklarımızı yaptık, dedi. Biz her yıl öğrencilerimizin daha konforlu, daha yaşanabilir ortamlarda eğitim görebilmeleri noktasında okullarımızda her yıl ciddi tadilat ve tamiratlar yapıyoruz. İlçe Milli Eğitim Müdürü Alanya Posta TV'de katıldığı canlı yayında Avsallar Halıcı Orhan İlk ve Ortaokulu, Konaklı Kemal Atlı İlk ve Ortaokulu'yla Merkez İlçe'de Nimet Alaaddinoğlu İlk ve Ortaokulu'nda çift öğretim yapıldığını söyledi, çözüm için çalışıyoruz dedi. Biz Türkiye ölçeği ve Antalya ölçeğine baktığımız zaman Alanya'da ikili eğitim öğretim yok diyebiliriz. Ama resmi anlamda 3 okulumuzda var. Avsallar Halıcı Orhan ilk ve ortaokulumuzda var. Konaklı Kemal Atlı ilk ve ortaokulumuzda var. Nimet Alaaddinoğlu ilk ve ortaokulumuzda var. Buradan da şunu açık sözlükle ifade edebilirim. Nimet Alaaddinoğlu ilk ve ortaokulumuzun alternatifi olan, bu okulları tekli eğitim öğretime geçirecek olan okul projemiz ihalesi yapıldı ve inşaatı başladı. Hızla devam ediyor. Nerede hocam? Hemen Çıplaklı yol kavşağında. Sınırlar olarak Çıplaklı Mahallesi'nde gözüküyor. Neredeyse Çıplaklı'dan daha çok Cikcilli ve Oba mahallelerimize destek verecek çok stratejik bir lokasyonda. Burayı da inşallah seneye yetiştirdiğimiz zaman geriye Konaklı Kemal Atlı ve Avsallar kalıyor. Aslında Avsallar'daki okulumuzun inşaatı başlamıştı. İmardan kaynaklanan, bizim dışımızdan kaynaklanan bir sebepten dolayı inşaat durdu. Orada yerine getirilmesi gereken bir takım yasal düzenlemeler var, süreçler var. O konuları birebir takip ediyoruz. Oranın da bir nevi hani akıbeti belli. O inşaat tamamlandığı zaman orası da çünkü ekonomisi ayrılmış, bütçesi ayrılmış bir nokta. Konaklı Kemal Atlı'daki sıkıntımız yer problemi. Aslında okul yerlerimiz var. Ancak imardan kaynaklı tekler yapılmadığı için bir takım süreçler var. Bunu da devlet büyüklerimiz takip ediyor. Biz de birebir takipçisi olmaya devam ediyoruz. Yani bu yıl Kargıcak'ta açılan yeni okulumuzla Kargıcak
Vahapoğlu İlk ve Ortaokulumuz tekli eğitime geçiyor. Yine Mahmutlar mahallemizde yeni açılan okulumuzla Mahmutlar mahallemiz ikili eğitimden tekli eğitime geçiyor. Mahmutlar mahallemizdeki okulumuz bitti ancak küçük bir elektrik problemi var. Belki pazartesi geçemesek de en kısa zamanda yeni okulumuza taşınacağız. Yine Demirtaş'ta belki de Türkiye'nin en modern okullarından olan modern bir projeyle Mahmutlar İmam Hatip Ortaokulu ve Mahmutlar Anadolu İmam Hatip Lisesi'ne taşındık. Sevgili seyirciler, ilköğretim okulları ve liselerde eğitim yarın başlayacak. Peki ama üniversiteler ne zaman açılacak? Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi %100'e varan doluluk oranıyla 16 Eylül'de eğitim öğretim dönemine başlayacak. Eylül 16'sında üniversitemiz eğitime başlayacak. Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi Rektörü Profesör Doktor Ahmet Pınarbaşı, üniversitenin Türkiye ortalamasının üzerinde bir tercihle öğretime başlayacağını söyledi. Açılan yeni bölümlerle birlikte şehre 4000 yeni öğrenci gelecek. Artık Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi tercih edilen, öğrencilerin tercih ettiği bir üniversite haline geldi. Türkiye ortalamasının üzerinde bir tercih edilirlik ve doluluk oranımız var. 3500 öğrenci, 500 de yabancı öğrenci planlıyoruz. 4000 civarında yeni öğrenci bu sene üniversitemize katılıyor. Tabii öğrenci sayımız geçen sene 12.000 civarındaydı. Şimdi tabii 4.000 daha katılınca 16.000 olacak diyemiyoruz. Çünkü 1500 öğrencimiz falan geçen sene mezun olmuştu. Dolayısıyla bu sene öğrenci sayımızın Eylül ayında 14.000 civarında öğrencimiz olmasını öngörüyoruz. Bu sene mesela ilk defa mimarlık bölümünü açtık. Gazipaşa'da Havacılık ve Uzay Bilimleri Fakültesi'ne havacılık yönetimi programımızı açtık. İnşaat mühendisliğine ikinci öğretim açtık. Sağlık Bilimleri Fakültemizde fizyoterapi, rehabilitasyon ve beslenme, diyetetik bölümlerini açtık. Bunun dışında meslek yüksekokullarında 4-5 daha bölüm açtık. Üniversitenin uluslararası boyuta taşındığına dikkat çeken Pınarbaşı, 2017'de 8 olan yabancı öğrenci sayısının günümüzde 500'e ulaştığını kaydetti. 2017'de 8 yabancı öğrenci kaydolmuş. 2018'de 183 öğrenci, yabancı öğrenci kaydolmuş. Bu seneki hedefimiz 500 öğrenci. Ayrıca bu sene ilk defa olarak yurt dışı akraba Türk topluluğu tarafından üniversitemize resmi olarak 30 öğrenci gönderildi. Onlar böyle belli üniversitelere burslu öğrenci gönderiyorlar, seçilmiş öğrencileri. Bu 30 öğrenci seçilmiş, dünyanın değişik ülkelerinden gelen öğrenciler. Bu da üniversitemiz için büyük bir prestij. Demek ki artık Ankara'daki ulusal kurumlar da üniversitemize rahatça öğrenci gönderebiliyorlar. Tabii bunun dışında biz zaten Erasmus Değişim Programı, Mevlana Değişim Programı, Free Mover Değişim Programı gibi programlarımız da var. Bunlara da sürekli yeni öğrenciler artarak devam ediyor. Mesela geçen ilk yıllarımızda hiç Erasmus öğrencisi gelmemişti. Bu yaz 8-10 öğrenci staj için Alkü'ye geldi. Yine bu Eylül ayındaki eğitimimizde de Avrupa'dan, değişik ülkelerden 20 civarında öğrenci üniversitemize gelip bir yılına burada eğitim görecekler. Alkü'nün akademik kadrosuna ilişkin de bilgi veren Pınarbaşı, eğer yeterli kalifiye kadro olmazsa YÖK yeni bölüm açılmasına izin vermiyor. Biz yeni bölümler açtık, yeni hocalarımız... Zaten akademik kadro yeterli olmazsa YÖK yeni bölüm açmaya izin vermiyor. Mesela şu an tıp fakültemizde 70 civarında hocamız var. Tabii bu 70 hocamız aynı zamanda gidip Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde de halkımıza hizmet veriyorlar. Diğer fakültelerimiz aynı şekilde. Hocalarımız gayet yeterli. Hatta mimarlık bölümünü açtık demiştim. Mimarlık bölümüne İstanbul Teknik Üniversitesi'nden 2 tane profesör transfer ettik üniversitemize. Ve şu anda onlar bu sene işte eğitime başlıyorlar. Yani çok kaliteli, çok iyi hocaları Alanya'mızın güzelliği sayesinde Alanya'mıza transfer ediyoruz. Üniversitemiz akademik olarak da çok yüksek seviyelere geliyor. Zaten bu üniversite sıralamalarında da bunu görüyoruz. Öğrencilerin barınma sorununa ilişkin de konuşan Pınarbaşı,
kampüs içinde 10 dönüm alanı öğrenci yurdu yapılması için Kredi Yurtlar Kurumu'na tahsis ettiklerini kaydetti. Pınarbaşı kiraların çok arttığını söyleyip onları turist olarak görmeyin dedi. Devletimizin resmi kurumu olan Kredi Yurtlar Kurumu'nda 1300 civarında öğrenci kapasitesi var, barındırma kapasitesi var. Kestel'deki kendi kampüs alanımızdan 10 dönüm araziyi Kredi Yurtlar Kurumu'na verdik, tahsis ettik, yurt yapsınlar diye. 1000 kişilik bir öğrenci yurdu yapılacak. Tabii bunu Kredi Yurtlar Kurumu yapıyor. Onun bizim şeyimiz dışında biz sadece araziyi tahsis ettik, yurt yapsınlar diye. Bazıları ev tutuyor ama büyük çoğunluğu apart otellerde kalıyor. Şu ana kadar ciddi bir bana barınma sorunu ile gelen öğrenci olmadı. Rektöre Mektup diye bir web sayfasında link var. Öğrenciler oraya gönderiyorlar mesajlarını, şikayetlerini. Bu sene öğrencilerinden çok mesaj almaya başladım. İşte hocam geçen sene mesela şu fiyattı, bu sene şu fiyata çıkmış, fiyatlar çok artmış falan gibi. Yani tabii talep arttıkça sanırım fiyatları artırıyorlar sanırım. Öğrencileri turist gibi görmemek lazım. Sonuçta bunlar bizim çocuklarımız, bunlar bizim ülkemizin geleceği ve bunlar bizim misafirlerimiz. Alanya. Evet sevgili seyirciler, bültenimizdeki haberlerin detaylarını aktarmaya devam edeceğiz. Ancak bizleri sosyal medya üzerinden takip eden izleyicilerimiz var. Onların mesajlarını okumak istiyorum öncelikle sizlere. Alanya Emlakçılar Derneği basın sözcüsü Ali Özsoy, yılların emlakçısı aslında kendisi. Alanya Posta TV ailesine ve Asiye Hanım'a iyi yayınlar diliyoruz demiş. Teşekkür ediyoruz efendim. Ayrıca Alanya Güneşi gazetesi sahibi İbrahim Akdağ da bizleri izliyor. Sevgili Gaye Coşkun yönetimindeki Alanya Posta TV ailesine iyi yayınlar dileriz demiş. Ona da çok teşekkür ediyoruz iyi dilekleri için. Ayrıca Cumhuriyet Halk Partisi Alanya Belediyesi Meclis Üyesi Nazmi Zavlak da bizleri izliyor. Ona da teşekkür ediyoruz değerli izleyenler. Bizleri takip eden herkese teşekkür ediyoruz. Ve bültenimize devam ediyoruz. Antalya Büyükşehir Belediyesi sorumluluk alanında olan Taşatan yolunda son dönemdeki yağışlar nedeniyle heyelan oluştu. Alanya'nın bazı mahalleleri yaylaya ulaşım için, Gündoğmuş'un doğu mahallelerinde ise yaşayanların yaz kış kullandığı Taşatan yolu çile olmaya devam ediyor. Kurban Bayramı öncesi yama yapılarak çukurları kapatılan yolda kısmen makyaj sağlandı. Ancak şimdi de heyelan nedeniyle can güvenliği riski oluştu. Tehlikeli virajları ve dar olmasının yanı sıra yeterli bakım yapılmadığı için eleştiri konusu olan Taşatan yolu son yağışlarda yaşanan heyelanla iyice daraldı. Yola heyelan sonucu düşen kaya parçaları ise sürücülerin hayatını tehlikeye atıyor. Yola düşen kayaların görüntülendiği an kadraja giren bir motosiklet sürücüsü son anda irili ufaklı kayaları fark ederek kaza yapmaktan zor kurtuluyor. Aydınlatma olmayan yolun özellikle tehlikeli virajlarında geceleri sürücülerin dikkatini çekecek kedi gözü olarak bilinen ikaz levhalarının eksikliği de dikkat çekiyor. Çevre kirliliği konusunu bu ekranlarda sık sık gündeme getirdik. Yurt genelinde haber ve protestolarla da konu her zaman gündemde kaldı sevgili seyirciler. Ancak bazı vatandaşlara gerekli bilinç bir türlü aşılanamıyor. Asmaca Mahallesi'nde ana yol kenarına dökülen inşaat atıkları, ev eşyaları çevre kirliliğinin bir başka boyutu olarak pes dedirtti. Alanya Posta TV geçtiğimiz ay Taşatan yolu üzerine dökülen inşaat molozlarını gündeme getirmişti. Oba ve çevresinde mahallelerin Gedevet, Türbelinaz, Mahmut Seydi, Dereköy, Köprübaşı ve Gündoğmuş'un doğu mahalleleriyle yaylalarına en kolay ulaşımı sağlandı. Asmaca Mahallesi de adeta çöplüğe dönüştü. Asmaca'da evlere birkaç yüz metre mesafede çam ormanıyla çevrili yol boyunca dökülen çöpler görenleri hayrete düşürdü. Ana yol kenarına inşaat molozları, araba lastiği, gardırop, koltuk, mobilya atığı, cam kırıkları, kiremit atıkları bırakan sorumsuz kişiler ormanı çöplüğe dönüştürdü.
çöplük halini alan, cam kırıklarıyla dolu ormanlık alan hayvanlar için tehlike saçmasına karşın yangına da davetiye çıkartıyor. Çayarası yaylasından yağmur manzarasını dün ekrana getirmiştik. Şimdi ise bugünden Gökbel yaylasından yağmur görüntüsü geliyor ekrana. Yaylalarda 3 gündür devam eden yağmur Gökbel yaylasında bugün şiddetini artırdı. Alanya'da sıcaktan bunalanlar Gökbel'deki yağmuru izleyince serinledi. İşte o yağmur manzarası. Can kurtaran sorunu yeniden gündemde. Dün Damlataş sahilinde denize giren Polonyalı turist boğularak can verdi. Olayın ardından turizmci Serhat Kayış duruma isyan ederek oteller tarafından işletilmeyen plajlarda can kurtaran hizmeti yok dedi. Damlataş sahilindeki 5 numaralı plaja giden Romanya vatandaşı Moiza Cia bir süre yüzdükten sonra denizde batıp çıkmaya başladı. Sahildeki vatandaşlar tarafından yapılan ihbarın ardından olay yerine giden sağlık ekipleri kıyıya çıkartılan turiste ilk müdahaleyi yapıp hastaneye kaldırdı. Sağlık ekiplerinin tüm çabasına rağmen Roman turist hayatını kaybetti. Alanya'nın tanınmış turizmcilerinden Serhat Kayış ise bu duruma sosyal medyadan isyan etti. Kayış şu ifadeleri kullandı. Oteller tarafından işletilmeyen plajlarda ne can kurtaran var ne de herhangi bir önlem. Beş nolu plaj, üçüncü şahıslar tarafından işletilen bir yer. Eğer bunun önlemi alınmazsa Alanya'nın geleceği felakettir. Değerli izleyenler, biraz önce Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi haberini getirmiştik ekranlarınıza doluluk oranlarıyla ilgili. 16 Eylül'de başlayacağını bildirmiştik. Biliyorsunuz son dönemlerde yarın hatta pazartesi itibariyle yeni rektörün açıklanması bekleniyor. O rektör adaylarından biri de Ahmet Pınarbaşı da tekrar aday. Bununla ilgili de bize bir yorum gelmiş sevgili seyirciler. İsmail Demir'den gelmiş yorum. Alanya'yı şaha kaldıran rektörümüz Ahmet Pınarbaşı'yı alkışlıyoruz. İnşallah ileriki günlerde tekrar atanmasıyla Alanya artının da artısını katacaktır. IQ 129 üniversitesi arasında 39. sıraya gelmesinde büyük efor harcayan tüm personeli de kutluyoruz demiş. Tabii ki biz de bu noktada emeği geçen herkesi tebrik ediyoruz sevgili seyirciler. Ve şimdi son 24 saatte yaşanan asayiş olaylarına göz atıyoruz. Alanya Emniyet Müdürlüğü Narkotik Grup Amirliği ekipleri Faruk S. ile kardeşi Kamil S.'nin ilçeye uyuşturucu getirdiğini tespit etti. Güller Pınarı mahallesindeki evinden çıktığı sırada araması yapılan Kamil S.'nin üstünde iki parça halinde 47 gram sunk bulundu. Evden çıkan Faruk S.'nin taşıdığı çantada yapılan aramadaysa 2 kilo 65 gram sunk ele geçirildi. Cumhuriyet Savcısının talimatı doğrultusunda iki kardeş uyuşturucu madde ticareti yapmak suçundan adliyeye sevk edildi. Türkiye'de ilk kez 2014'te ele geçirilen sunk Hint kenevirinden elde ediliyor. Esrarın sentetik uyuşturucularla hibritlenmesi sonucu oluşturulan bu uyuşturucu türü esrara göre 20 kat daha zararlı. Antalya'da kontağı üzerinde bırakılan otomobilin kapıları kilitlenince 3 yaşındaki Iraklı çocuk içeride mahsur kaldı. İtfaiye ekiplerince aracın camları kırılarak kurtarılan küçük çocuk kendisini araçtan çıkaran polisin kucağından uzun süre inmedi. Baba Ali Ağma 3 yaşındaki oğlu İlyas'ı ön koltukta bıraktı, araçtan uzaklaştı. Babanın uzun süre geri dönmemesi üzerine ağlamaya başlayan küçük çocuğu çevredekiler fark etti. Durumu 112 acil çağrı merkezine bildirdiler. İhbar üzerine olay yerine polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Bu sırada baba Ali Ağva da olay yerine geldi. İtfaiye ekiplerinin camı kırması üzerine kapı açıldı, küçük çocuk araçtan alındı. Polise teşekkür eden Ali Ağma oğlunu aldıktan sonra aracıyla olay yerinden uzaklaştı.
9 Eylül 1923'te siyasi faaliyetine başlayan Cumhuriyet Halk Partisi 96 yaşında sevgili seyirciler. Alanya İlçe Teşkilatı'nın kuruluş yıl dönümü etkinliği kapsamında düzenleyeceği panele konuşmacı olarak eski milletvekili Barış Yarkadaş katılacak. Cumhuriyet Halk Partisi'nin 96. kuruluş günü etkinlikleri tüm yurtta olduğu gibi Alanya'da da bir dizi etkinlikle kutlanacak. CHP ilçe teşkilatı günün anısına 9 Eylül pazartesi günü sabah Atatürk anıtına çelenk sunacak. Çelenk sunumu sonrasında 18-19 saatlerinde gazeteci ve eski İstanbul milletvekili Barış Yarkadaş geçmişten geleceğe Altı Ok isimli söyleşiyi gerçekleştirecek. Alanya Kültür Merkezi'nde yapılacak bu söyleşinin ardından Yarkadaş tutuklu eski milletvekil Eren Erdem'in kitaplarını imzalayacak. 1935 yılında Cumhuriyet Halk Partisi ismini alarak günümüze kadar gelmiş ve bundan sonra bütün vatan evlatları tarafından devam ettirilip ilelebet devam olacaktır. Bir önceki haberimizde değerli izleyenler sizlerin karşısına Cumhuriyet Halk Partisi kuruluş yılının kutlamalarını getirmiştik. Parti teşkilatından şu anda gelen bir bilgi var. Cumhuriyet Halk Partisi 96. yıl dönümü kutlama programı kapsamında pazartesi günü saat 10'da Atatürk Anıtı önünde çelenk sunma töreni gerçekleştirilecektir diye bir bilgi gelmiş. Bunu da son dakika olarak sizlere aktaralım, son dakika bilgisi olarak. Ve devam edelim bültenimize. Kestel Mahallesi Dimçayı yolunda toprak mobilya tarafından yakılan ateş korkuya neden oldu. Vatandaşların çevre kirliliği ve yangın riski endişesiyle yaptığı ihbar üzerine bölgeye giden zabıta ekipleri olaya müdahale etti. Burada hem çevre kanununa göre atıfta bulunmuş, bize de atıfta bulunmuş ama asıl iş kolluk kuvvetlerinde bitiyor. Günde ortalama 150 kilometre yol yapan belediye zabıta ekiplerinin araçları kimi zaman bir yangına, seyyar satıcıya ya da bir dilenciye müdahale ediyor. Yasaların ve yönetmenliklerin bizlere vermiş olduğu yetkiler çerçevesinde görevlerimizi yapma çabası içerisindeyiz. Zabıtanın son müdahalesi bir mobilya atölyesinin üstelik Dimçayı yolunda temizlik maksatlı yaktığı ateşi söndürmek oldu. Ateşin neden olduğu rahatsızlık üzerine vatandaşlar ihbarda bulundu. Olay yerine giden zabıta yangın riskini fark edince alevlere hortumla su tuttu, müdahale etti. Bir taraftan dumanın yarattığı kirlilik önlendi, diğer taraftan yangın riski azaltıldı. Belediye ekipleri gelişigüzel ateş yakan firmaya da kabahatler kanununa göre ceza uyguladı. Süper Lig'in 4. haftasında 16 Eylül pazartesi günü sahasında Fenerbahçe'yi ağırlayacak olan Alanyaspor, milli maçlar nedeniyle Süper Lig'e verilen arayı hazırlık maçıyla değerlendirdi. Serik'te bulunan Regnum Karya Otel 1-0'lu sahada oynanan karşılaşmaya Alanyaspor hızlı başladı. Karşılaşmanın 2. dakikasında sağ çaprazdan ceza sahasına giren Bamboğlu'nun yerden sert şutunda top kaleci Ferhat'ta kaldı. Orta alan mücadelesi şeklinde geçen maçın ilk devresinde son 4 dakikaya girilirken önce Bamboğlu daha sonra Bakasetas kaleyi yokladı ancak top kalecide kaldı. Karşılaşmanın ilk yarısı golsüz eşitlikle tamamlandı. Maçın 66. dakikasında rakip yarı alana gönderilen uzun topla buluşan Sisse ceza alanına sokuldu. Dar açıdan şansını deneyen Sisse'nin yakın mesafeden şutu kaleci Ferhat'ta kaldı. Kalan dakikalarda gol olmayınca mücadele golsüz eşitlikle sona erdi. İkinci yarıda her iki takım da kadrosunda yer alan bütün oyunculara şans verdi. Süper Lig Cemil Usta sezonu 4-17. hafta müsabaka programı açıklandı. Futbol Federasyonu'ndan yapılan yazılı açıklamada program UEFA kupalarında mücadele eden takımlarımızın müsabakaları, yayıncı kuruluşun yayın prensipleri ve Ziraat Türkiye Kupası müsabakaları dikkate alınarak hazırlandı. FIFA talimatları gereğince milli maç haftaları öncesinde pazartesi günlerine maç planlanmamaktadır. Bununla birlikte müsabaka programlarında mücbir sebepler, yayın programında yaşanabilecek değişiklikler ve Ziraat Türkiye Kupası'nda oluşacak eşleşmelere göre değişiklik yapılabilir denildi. Alanyaspor'un ilk yarı lig maçları tarihleri ise şöyle. 4. hafta Alanyaspor Fenerbahçe 16 Eylül pazartesi saat 20. 5. hafta Gençlerbirliği Alanyaspor 22 Eylül pazar. 6. hafta Alanyaspor Sivasspor
28 Eylül Cumartesi. 7. hafta Beşiktaş Alanyaspor 6 Ekim Pazar. 8. hafta Alanyaspor Çaykur Rizespor 20 Ekim Pazar. 9. hafta Gazişehir Alanyaspor 26 Ekim Cumartesi. 10. hafta Alanyaspor Başakşehir 2 Kasım Cumartesi. 11. hafta Trabzonspor Alanyaspor 10 Kasım Pazar. 12. hafta Alanyaspor Göztepe 24 Kasım Pazar. 13. hafta Alanyaspor Ankara Gücü 30 Kasım Cumartesi. 14. hafta Galatasaray Alanyaspor 7 Aralık Cumartesi. 15. hafta Alanyaspor Antalyaspor 13 Aralık Cuma. 16. hafta Denizlispor Alanyaspor 23 Aralık Pazartesi. 17. hafta Alanyaspor Konyaspor 29 Aralık Pazar. Antalya 1. Amatör Kümede 2019-2020 sezonu kura çekilişi Antalya Motor Spor Kulüpleri Federasyonu merkezinde kulüp yetkililerinin refakatinde önceki gün yapıldı. Yeni sezonda 1. Amatör Lig, 10'arlı 2 grupta toplam 20 takımın katılımıyla oynanacak. Alanya İl Lig'de Avsallar Spor, Demirtaş Spor ve Alanya Belediyespor temsil edecek. Alanya takımları 1. grupta yer alıyor. Lig Eylül ayının son haftasında başlayacak. Antalya 1. Amatör Küme, 1. grup 1. hafta maçları ise şöyle. Avsallar Spor, Demirtaş Spor. Kadriye Spor, Alanya Belediyespor. Serik Esnaf Spor, Zeytinköy Spor. Kunduz Spor, Antalya Gücü. Gazipaşa Belediyesi, Antalya DSİ Spor. Bültenimizin sonuna geldik. Yayında ve yapımda emeği geçen tüm ekip arkadaşlarım adına bizi izlediğiniz için teşekkür ediyorum. İyi akşamlar. Otelleri Asiye İli Açık ile ana haber bültenini sundu.